Tamam Tefan, tamam. Tamam koçum. Kurtuldum. Eyvallah, eyvallah. Gelelim şu adayla. Çiftler böyle büyük kararlar vermeden önce birbirlerine sorarlar Ali. Ben zaten duramam. Yüzleşmeci tipim ya ben. Ben de yüz vermeci tipim belli ki. Ne? Ne diyorsun sen ya? Sen babam gibi mi olmak istiyorsun? Baban gibiyim zaten. Ha, küçük Ramiz olacaksın. Adam vuracaksın, racon keseceksin. Bu yani senin hayatın. Bizim hayatımız. Sordun mu? Ben istiyor muyum ha, sordun mu? İstiyorsun. İstemiyorum. Azat, ben üç gün sonra en başa geçeceğim. Benim oradan başka duracak yerim yok. Gayet de var. Azat. Var işte ya, var. Benim yanımda duracaksın. Durmuyorum ben. Durmuyorum. Sen benim yanımda duracaksın. Silah da tutacağım, düzen de kuracağım. En tepeye çıkacağım. Babası olacağım alemin. Alemin. Ve sen tam benim yanımda duracaksın. İstemiyorum. Bal gibi de istiyorsun. Herkes önümüzde eğilsin istiyorsun. Polisi, mafyası, zengini, hepsini ezelim istiyorsun. Üstüne böyle yürüyeyim istiyorsun. Seni böyle tutayım istiyorsun. O yüzden seçtin beni. Hayır. Böyle yerlerde yatıp kalktığım için seçtin. Elimi kirletebildiğim için seçtin. Ben de o olduğu için seçtin. Al, al kirletiyorum, al. Al. Al kirletiyorum, al. Al. Nasıl oldum? Ben de şimdi şekil yerindedir, değil mi? Ben bu aynalarda şey çıkıyorum, yoksa aslında var ya... Sen yanlış aynalara bakmışsın. Bana bak. Nasıl görünüyorsun? Sen mi, ben mi? Ne soruyorsun? Sen. He. bayağı yakışıklı oldum ben. Ya sen ne akıllı bir kadınsın. Bir şey diyorsun, bütün gün ne diyorsun onu düşünüyorum Allah için. Ah. Ramiz, hı. Dikkat et olur mu? Ah merak etme, merak etme. Ay canım kızım benim. Gel babacığım, araba aşağıda bekliyor. Babaya gerek yok Ali. Dayı da yeter. Hadi. Eyvallah kızım. Aramıza dönen bir yiğidimiz var. Eskisinden güçlü. Ben ona ayak uyduramam. Bakalım siz uydurabilecek misiniz? Nacizane önerim, Ramiz kardeşimizin gelip buraya oturmasıdır. Dayı en başından beri bugünü bekliyor gibi değil mi Ezel? Öyle öyle abi. Maşallah sen de en başından beri bugünü bekliyor gibisin. İyi dedim bak. Mümkündür. Belki de onca sefaleti bugün için çekmişimdir. Ben üstüme düşeni yaptım. Sen yazlıkta kaldığın sürece sözümüz söz Necip. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Ben bu şehre ilk geldiğimde bu şehir zengin kadınlar, güzel kadınlar gibi geldi bana.
benden büyüktü, benden iyiydi. Ama ben o şehri tutup bileğinden diz çöktürüp adamdım. Ama öyle olmadı kardeşler, öyle olmadı. Ben bu şehirde yaşamaya başladığım zaman bu şehre aşık oldum. Bu kadın, bu fettan, bu binbir yüzlü, çalımlı, alımlı kadın bir gün hepimizi sırayla sallayıp atacak. Ben sıramı savdım. Şimdi ben burada oturup tecrübeden bir iki laf edeceğim. Ama ben bu kadınla raks edemem. Kardeşler, mesele şu ki bize bu şehri, bu kadını dize getirecek bir yiğit gerek. Gelip benim yanımda oturacak. Dayı, doğru adamı göstermeden önce ben de iki çift laf edeyim. Hadi et. Öyle biri olsun ki bu arkadaşlar. Eskiyle yeniyi öyle birleştirebilsin. Doğru muyum? Öyle biri olsun ki bu ellerini kirletmekten çekinmesin. Biz burada iş yapıyoruz arkadaşlar. Öyle biri olsun ki yaptığımız işten utanmasın. Başka bir iş için güçlenelim derken bizi asıl işimizden çekip çıkarmasın. Adını koymaktan korkmayacak biri lazım bize. Biz infaz emri veririz. Korkmadan kim çıkar söyler bunu burada? Biz yaptığımız işi büyütmek isteriz. Tamam, dışarıda takalım atkıları, janti janti gezelim. Kendimize iş adamı diyelim. Ama burada, kendi aramızda artık yaptığımız işi bir sahiplenelim. Kim hem dayının izinden gidecek hem de yaptığımız işi büyütecek? Mesela sen, Ezel. Gidip sokaktaki torbacıyla kendin konuşur musun? Konuşur musun? İşimizi iyi yaparsak o sokakta o torbacı durmaz eli. Durur. Durur kardeşim, durur. Çünkü bizim yaptığımız iş o. Mesela sen gidip Kazaklardan silah yolunu geri alır mısın? Onun için savaşır mısın Ezel? Tek işimiz silah değil eli. Bizim işimiz kumar. Ama ben hepsini yaptım senin bu burun kıvırdıklarını. Silahını, aracını. Sen yolda görsen tanır mısın bunları Ezel? Sokaktaki her serseri tanır. Ha işte arkadaşlar. İşte ben sokaktaki o serseriyim. Dayı güzel konuştu. Şair gibi. Müthiş, etkilendim. Ama ben İstanbul'a aşık falan değilim. İstanbul tanıyınca benim gibi sokaktaki adama İstanbul adi bir fahişedir. Evet, ben bir kadına aşığım. Ama o İstanbul değil dayı. Ben Ezel gibi centilmen değilim. Ben senin gibi bilge değilim. Ben senin o İstanbul'a ilk indiğin gün var ya. İşte ben senin o ilk günündeki adam. Ve sana yemin ederim. Yanına bir oturursam. Ben bu şehrin koyarım. İşte bu. Helal kerpeten. Haydi kerpeten. Bravo Ali. (Gülüyor)
Arkadaşlar, düşüneceğim. Bir düşüneceğim. Ondan sonra bazı tavsiyelerde bulunacağım. Ama önce şu güzel İstanbul'un şerefine içelim ha. Hadi. Merhaba İstanbul.